Arkadaşlar proje formumuza devam ediyoruz. Önceki videolarımızda K229 proje formunun ilk 4 bölümünü doldurmuştuk. Neydi ilk 4 bölüm? İçerik bölümü, projemizin adı, başvurduğumuz ulusal ajans ve süresi. Katılımcı kurum ve kuruluşlarda ortaklarımızı belirttik. Ortaklarımızın geçmiş deneyimlerinden bahsettik. Anahtar kişiler kimler? Onları yazdık. Proje tanım bölümünde projemizin Önceliklerini belirttik, neden bu projeyi finanse etmek istediğimizi yazdık, somut sonuçlarımızı belirttik, Katılımcılara bahsettik, yönetim bölümünde de kuruma ayrılan koordinatör için 12 bin euro, ortaklar için 6 bin euro paranın nerelere harcanabileceğini belirttik, ortakların sorumluluklarını yazdık, İletişim nasıl sağlayacağız ondan belirttik, bir de ortakları nasıl seçtik, onlar hakkında bilgi vermiştik. Bugün... LTT Learning Teaching Training. Yani yurt dışı hareketlilik yapıp yapmayacağımız bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde yurt dışı projenize ulus ötesi eğitim, öğretim ve öğrenim faaliyetleri dahil etmeyi planlıyor musunuz? Yani yurt dışına öğretmen ya da öğrenci götürmeyi planlıyor musunuz diye kısaca arkadaşlar onu soruyor. Buraya evet diyoruz. Arkadaşlar istersek buraya hayır da diyebiliriz. O size kalmış. İsterse, e, projenizi yurt dışı hareketlilik olmadan da yürütebilirsiniz. Buraya evet dediğimiz anda yeni bir bölüm açılıyor arkadaşlar. Lütfen planlanan bu faaliyet için pratik düzenlemeler tanımlayınız. Katılımcıları nasıl seçip hazırlayıp destekleyeceksiniz. Ve onların güvenliğini nasıl sağlayacaksınız. Arkadaşlar katılımcılar için pratik düzenlemeler nelerdir? Otel rezervasyonu Havaalan ulaşımı, orada yapılacak bir haftalık etkinlikler, yemek, e, gezilecek yerler. Bunlarla ilgili pratik düzenlemeleri buraya yazabilirsiniz. Bunları yazarken mutlaka ama mutlaka ortağınızla irtibat halinde kalmanız sizin faydanız olacak arkadaşlar. Diğer sorumuz katılımcıları nasıl seçeceksiniz? Arkadaşlar katılımcıları seçerken mutlaka şeffaf kriterler belirtmemiz lazım. İşte benim en yakın arkadaşım yan dairemde oturuyor. Biz bununla daha önce gezilere gittik. Bu, bu tür kriterler arkadaşlar kriter sayılmaz. Bunun sebebi şu. İleride projeniz kabul edildiği takdirde öğretmenler ajanslara, değişik şikayetlerde bulunabiliyorlar ya da okul müdürüne şikayette bulunuyorlar. "Bizi neden götürmüyorsunuz?" diye. O yüzden projenize başlamadan önce size tavsiyem önce bir öğretmenler kurulu toplantısı yapın, mini bir toplantı. Burada projenizi hazırladığınızı ya da hazırlayacağınızı Kimlerin katılmak istediğini onları şöyle bir ta, e, belirleyin arkadaşlar. Eğer e, sayı uygunsa, e, götüreceğiniz kişi kadar öğretmen varsa onda bir sıkıntı yok. Ama okulunuz 60 kişi götüreceğiniz öğretmen sayısı 10 kişi ise mutlaka kriterler koyun. Mesela İngilizce bilen, daha önce yurt dışı faaliyetlerine katılan, yüksek sın sahibi olan ya da 4 yıllık İngiliz öğretmenliği mezunu, bu tür Kendinize göre kriterler belirleyip koyabilirsiniz. Yani elinizde somut kriterler olsun arkadaşlar. Katılımcıları seçtik ya da seçeceğiz bu kriterlere göre. Peki bu katılımcıları nasıl hazırlayacağız yurt dışına gitmeden önce? Arkadaşlar mutlaka gidilecek ülkenin kültürü ve dili hakkında bir takım bilgiler verin katılımcılara. Uygun olursa internetten değişik dokümanlar indirip, Tur rehberleri oralabilir ya da o ülkenin e, milli değerleri, manevi değerleri, onlarla ilgili bilgiler verebilirsiniz. Onların güvenliğini nasıl sağlayacaksınız, onunla ilgili de buraya bilgiler girerseniz çok iyi olur arkadaşlar. E, bazı arkadaşlar mesaj atıyor ya da telefon ediyorlar. Hocam e, neden örnek cümle vermiyorsunuz diye. Arkadaşlar ben 2010 yılından beri bu tür eğitimleri e, değişik illerde ve özellikle Hatay, İskenderun'da veriyorum. E, şöyle sıkıntılar oluyor örnek cümle verdiğim zaman örnek cümle birebir başvuru formunda yer alıyor. Hocam bunun sıkıntısı olur mu? Elbette oluyor. Ulusal ajansta ve diğer ajanslarda arkadaşlar projeleri birbiriyle eşleştiren programlar var. Bu programlar ne işe yarıyor? projeleri bir projeleri sisteme yüklüyorlar. Benzerlik var mı, yok mu? Benzer cümleler var mı, yok mu? Onu tespit ediyor programlar. Bu benzerlik %30'un üzerinde olduğu zaman Maalesef birbirine benzeyen projeler eleniyor arkadaşlar, iptal ediyor. O yüzden ben böyle genel cümleler kullanıyorum. Lütfen kendinize göre dizayn edin. Hatta hep şunu söylüyorum. Yani sağ gözünüzün gördüğü projenizi sol gözünüz görmesin arkadaşlar. Burayı doldurduk. Şimdi hemen bir alt bölüm var. Eğitim, öğretim, öğrenim faaliyetlerine dahil etmeyi planlıyorsanız lütfen bunları da buraya kodlayınız. Arkadaşlar C1 demiş. Bu bizim artık yurt dışı hareketlerimiz. Bunlar C diye geçiyor. Bilginiz olsun. Şurada detaylar bölümüne girdik. Bakın detaylar bölümü açıldı. Faaliyet türü. Öğretmen mi götüreceksiniz? Öğrenci mi götüreceksiniz? Arkadaşlar e, bunların ikisini de seçebilirsiniz. Ben bugün burada öğrenci götüreceğiz diyeceğim. Faaliyet başlığımız Türkiye'de. LTT. Bunu kendinize göre dizayn edersiniz. Lider kurulmuş kuruluş kim? Örnek pick numarası ilkokulu. Katılımcı kuruluş da sample pick primary number. Başlangıç dönemi. Arkadaşlar burada otomatik olarak Eylül 2018 geliyor. Benim size tavsiyem daha önceki deneyimlerime dayanarak Eylül ayına toplantı koymayın. Çünkü Proje sonuçları bazen çok geç açıklanabiliyor ya da bazı sebeplerle paranız çok geç gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yaşamamak için bunu Ekim'in sonu ya da Kasım'ın ilk haftası gibi yapabilirsiniz. Hemen şurada 5 diyelim. 5 Kasım 2018. Kaç gün gideceğiz? 5 gün. Faaliyet ülkemiz neresi? Türkiye arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümü tamamladık. Türkiye'ye gidecek. İngiltere'de koku Türkiye'ye gelecek şimdi Türkiye'ye gelecek ama bu 5 gün boyunca burada ne yapacak onu buraya belirteceğiz arkadaşlar ve bu faaliyetten beklenen sonuçları buraya yazacağız ayrıca bu 5 günlük faaliyet e, Türkiye'deki okulun ya da İngiltere'deki okulun müfredatıyla uyumlu mu Muf müfredatla nasıl entegre edilecek onu da burada belirtmeniz lazım 5 gün geldi 10 tane öğretmen ya da 20 tane öğrenci öğretmen. Bu faaliyette yer alan katılımcılar nasıl bir fayda sağlayacak? Yani bu 5 günlük eğitim ya da 5 günlük toplantı bu katılımcılar ne sağlayacak arkadaşlar? Onu da buraya yazıyoruz bu şekilde. Bu bölümümüz tamamlandı arkadaşlar. Hemen altta akışlar bölümü var. Yani akış dediğimiz bu toplantıya kaç kişi nereden gelecek? Onu şuradan hemen detaylar bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Akış 1. Çünkü iki ortağımız var. Bir akışımız olacak. Kim gelecekti? Sample Peak Primary School. Nereye gelecek? Türkiye. Kaç kişiyle gelmeyi planlıyorlar? 10 tane. 10 öğrenciye kaç öğretmen getirecekler? 3. Toplam 13 kişi gelecekler arkadaşlar. Şimdi mesafe bandı demiş. Bu mesafe bandı nedir? Mesafe bandı Avrupa Komisyonu'nun ülkeler, iller hatta ilçeler arası uzaklığını kuş uçuşu ölçen bir mesafe aracı arkadaşlar. Bize buna göre bir hibe veriyor. Şimdi Hatay'dan Londra kaç kilometre onu bir ölçelim bakalım arkadaşlar. Şuradan yine iz.erasmus.com sitesine giriyoruz. Ben yine burada size sizin için kısa bir link attım. Hemen yine sağ tarafta dün de görmüştük. Şurada arkadaşlar Distance Calculator. Buraya tıklıyorum. Buraya tıklayınca bana komisyonun sitesi açılıyor arkadaşlar. Site açıldı. Arkadaşlar bu şu gördüğünüz ekran benim bilgisayarımda çalışmıyor. Java'nın güvenlik sebe güvenlik ayarları sebebiyle. O yüzden ben burada sorun yaşıyorum diyorum. Şurada kırmızı bölüm var. Diyor ki bu sitede sorun yaşıyorsanız bu şu sitede gidebilirsiniz diye. Buraya tıklıyorum. Bakalım Hatay'dan şuraya Hatay yazıyorum. Çünkü benim bulunduğum örnek pik numarası ilkokulu Hatay'da. Hatay yazdım. Sample Pick Primary School'da Londor, Londra'da, Londra, Londra'da Londra'da yazdım. Şuradan kalkul et diyorum arkadaşlar. Kaç kilometreymiş kuş, kuş uçuşu? 3.321 kilometre. Şurada hemen e, 3.000 ile 4.000 kilometre arası var arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Katılımcı sayısı 13. Katılımcı başına hibe. 530 avro toplam. 7.000 avro benim İngiltere'deki İngiltere'ye gitmek için uçak biletlerime verdi arkadaşlar. Şimdi bireysel destek bölümü var. Burada da yine bunu otomatik hesaplıyor zaten. 10 kişi gidecek. 5 gün ne kadar verecek? 2900 avro verecek 10 kişiye. Refakatçi sayısı. Refakatçi de 3 kişi onlara da 318 avro verecek arkadaşlar. E, bu para biraz düşük tabi İngiltere için. E, i̇sterseniz şurada yüksek maliyet yüksek maliyet için istisnai para talep edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama bölümüne şey yazabilirsiniz. Hem vize maliyetlerini yazabilirsiniz, hem de İngiltere'deki fiyatların pahalı olduğunu belirtebilirsiniz. Tabi burayı işaretleyip işaretlememeniz projenin şeyini etkilemiyor arkadaşlar. Kabul edilip edilmemesini etkilemiyor. Onda bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bunu tabi bastığımız için gitti. Şuradan tekrar 3000 diyelim. Katılımcı sayısı 13'tü. Tekrar hesaplayalım. Arkadaşlar burası bitti bizim için. Şimdi neyi doldurmuş olduk? E, İngiltere'nin Türkiye gelişini doldurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. C1'di. E, lider kuruluş örnek pik numarası ilkokulu faaliyet okul eğitimi İngiltere gelecekti. Ekle diyoruz arkadaşlar. E, bu ekleyince şimdi Türkiye İngiltere'ye gidecek C2. Onu da şuradan tekrar detaylar bölümünden az önce yaptığımız şekilde faaliyet türü, öğrenci değişimi, faaliyet başlığı İngiltere'de LTT. Onu da yazalım şöyle. İngiltere'de İngiltere'de LTT. Onu da yazdık arkadaşlar. Lider kuruluşumuz, Sample Peak Primary School katılımcı kuruluş örnek pik numarası ilkokulu ne zaman gitsin? Diyelim ki Mayıs 2019'un 5'inde gitsin arkadaşlar. Süre kaç gün? Yine 5 gün. Faaliyet ülkesi de Birleşik Krallık. Yine buraları da aynı şekilde bir önceki e, akışta doldurduğumuz gibi dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bölümü doldurduk yine. Bu sefer Türkiye'den İngiltere'ye kaç kişi gidecek? Onları buraya yazıyoruz arkadaşlar. Kuruluş ülkemiz kimdi? Örnek PIK. PIK numarası ilkokulu. Katılımcı sayısı 10 kişi. Refakatçi sayısı 3 kişi. Arkadaşlar bu katılımcı sayılar sizin projenize, konunuza ya da okulunuza göre değişebilir. Bilginiz olsun. Kaç kilometreydi? E, Hatay'dan Londra 3321 kilometreydi. Buradan yine aynı mesafe bandını seçiyoruz. Bakın 6890 euro verdi. Buraya da 3218 euro verdi arkadaşlar. Burada İngiltere'de gitmiş olduk arkadaşlar. Bu bölümü bu şekilde doldurduk. Bakın burası yeşil oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da faaliyet tablosu nasıl doldurulur onunla ilgili çalışmalar yapacağız teşekkür ederim